Pınar, evet. Erkekler tarafında oturuyorsun. Ne düşünüyorsun? Yani Karadenizli erkekler haksız mı? Nataşalara gitmek için haklı bir nedenleri olabilir mi? Konumum var. Gördüğüm kadarıyla bu kadın erkeğin arasında tek kadın ve erkeği savunan bir kadın oluyorum. Ama ben gerçeklerin halkın içinde olduğum için bunu böyle söylüyorum. Yani oturduğum yerde iki gazete haberiyle, iki duyumla hareket etmiyorum. Ben sık sık Karadeniz'e, Doğu'ya, Türkiye'nin çok yerine gidip, İstanbul'un çok yerinde bizzat bu olaya tanık olup haber yapmış insanım. Onun için savunuyorum evet. Erkekleri. Yani köşemden yola çıkmıyorum. Halkın içinden, halkın sesinden yola çıkıyorum. Şimdi en son bir ay önce geldim Karadeniz'den. Gördüğüm manzara şuydu. Ve şunu da söyleyeyim, ben bir Karadeniz kızıyım. Fındıklıyım, sık sık gidiyorum. Babamın mezarını ziyaret için gidiyorum. Çeşitli defalarda gittim geldim. Kadının konumu değişmiş Karadeniz'de. En son gidip geldiğimde şunu söyleyeyim size, kadının konumu değişmiş. Kadın fındık küfesine peştemalı atmış. Sahilde artık böyle kadını görmek biraz zor. Sahilde diyorum. Dere boylarında da oluyor ama daha çok sahilde. Kadın mayo giyip denize giriyor. Eskiden biz İstanbul'dan, batıdan ziyaret için gittiğimizde ancak mayo giyerdik ve Karadeniz'in belli kesimlerinde denize girebiliyordunuz. Oysa bugün Karadenizli kadın işini bitirdikten sonra hazırlanan plajlarda mayosunu giyip denize giriyor. Veya bu suç mu Pınar? Yani kadının sosyal konumu değişmiş. Bir de denizin kadın, de biraz yapısı değişti. Artık girilemeyecek duruma da gelmeye başladı. Hayır, tam aksi. Tam aksi oluyor. Yani evet. Deniz kirlendikçe girilmez. Oysa denize girenler şu an. Yani kadın denize giriyor, plaja gidiyor. Yani bu çok önemli.